Böyle. Devam edelim şimdi. Televizyona geçiyorum işin. Televizyon tarafına. Daha bugüne geleceğiz. Adım adım bugüne doğru geliyoruz arkadaşlar. Daha dün. Dün bu arada yayın açamamamın sebebi e, elimizden geldiğince. Tabii ki biz de evimizdeyiz ama hani bir kitleye hitap ediyoruz. Elimizden geldiğince yardımlara uygun yerlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Yardım edeceği yardıma ihtiyacı olanla birleştirmeye çalışıyoruz. Bazı olayların işte haberine çıkıyoruz sıkıntıda olan yerlerin falan. Akşama kadar onlarla uğraştım. Bir de çok garip garip açıklamalar yapıldı. Diyorum ya yani, dün Instagram yayını açtık gece gözüm kıpkırmızıydı benim sinirden, öfkeden böyle. Dün o yüzden açamadım. Biraz konu birikti. Bugün yine buradayız Allah'a şükür. Şimdi neyse velasıl kelam. Rütük biliyorsunuz. Ülkemizin en iyi, en işe yarayan, en... Yani supra! Evet en kurumlarından bir tane. En Supra kurumlarından bir tanesi. Bahadır yangınlar sönmedi. Ne düşünüyorsun? Büşra bak bak parmak hareketine bak şimdi. <laughs> bak bak ne yapacağım bak. <laughs> e, Rütük biliyorsunuz çok severiz. Kesinlikle insanların özgürlüklerini kısıtlamaz, kesinlikle hükümetin çıkarlarına göre hareket etmez, kesinlikle e, liyakatli bir kurumdur. Kesinlikle daha önce kanallara bak hükümeti kötü gösterecek yayınlar yapmayın diye direkt olarak açıklama yapmamıştır. İnsanların haber alma özgürlüğünü e, kısıtlamaz. Normal bir filmi kese-kese yarısını attırmaz yayınlayabilmek adına çünkü Türk aile yapısı, şu şeyde sabah programlarında gördüğünüz Türk aile yapısı var ya kaynıma atladı. Hayır o benim eniştemiz falan hani evet o o o aile yapısı. Onun bozulmaması adına onun e, muhafaza edilmesi adına e, Rütük gerçekten çok çalışıyor. Bütün Rütük ekibini tebrik ederiz velhasıl kelam. Bir açıklama geldi bugün yine Rütük'ten. Aslında bu işin görünen tarafı, işin bir de görünmeyen tarafı var. O da hemen yan tarafta İlhan Taşçı Bey sayın e, Rütük Üst Kurulu üyesi açıklamış. Ona da bakacağız. Rütük diyor ki: "Medya Kuruluşumuzun değerli temsilcisi, yani patronlar" diyor. "Alo Fatih. Ülkemizde yaşanan her türlü olağanüstü durumda ve afetlerde devlet, millet ve medya işbirliği olası krizlerin etkin ve verimli yönetilmesi açısından çok değerlidir." Hem ormanlarımızın hem de yüreklerimizin yandığı bu günlerde bu işbirliğinin kaçılmaz olduğu son derece açıktır. Yangınların insanlarımız üzerindeki algısal tesirini, algısal tesir mi? Vahim hale getirmek hiçbir şeyin çözümü değildir. Yaşanan elim hadiselerin toplumsal bir kriz haline gelmemesi devlet yönetiminin de medyamızın da arzusudur. Medya hükümetin diyor medyamızın sorumluluk bilinci için duyarlılıkla hareket etmesi vatandaşlarımızın ve yangın söndürme ekiplerinin moral ve motivasyonu açısından çok önemlidir. Yangın ile alakalı herhangi bir şey vatandaşa yani tamamen söndürülmediği sürece tamamen söylerse evet moralimiz bir nebze olsun iyi olur. Bir nebze olsun rahatlarız. Tamamen söndürülmediği sürece yangınla alakalı herhangi bir şey bize moral verebilir mi sence? Ee, arkadaşlar 50 ev yanmadı. 20 ev yandı söndürüldü. Heh. Uhu. Yay. Verilen haberlerde halkı yanlış yönlendirebilecek üsluptan sakınılması, gerçeği yansıtmaya yanıltıcı görüntülere yer verilmemesi gerektiği daha önce üst kurulumuz tarafından sizlere hatırlatılmıştır. Diyoruz işte ana akım medyada niye bir şey göstermiyor, niye sanki bu yokmuş gibi davranılıyor. Buyurun, üst kurulumuz tarafından sizlere hatırlatılmıştır daha önce. Biz diyor daha önce bak sizi uyardık, ikinciye kıtlarız. Bir daha olmasın, çekiyor. Çok iyi. Ondan sonra yani tabii ki desteklediğim bir şey değil ama oraya giden medya çalışanları niye dayak yiyor? Bir düşünün niye. Halktan bu arada oraya bazı işte TRT'nin meretenin muhabirleri gitmiş, TGRT'nin falan. Halk da orada dövmüş arkadaşlar. Ve kovmuşlar oradan. Birini dövmüşler, birini kovmuşlar. Tabii ki bu desteklediğim bir şey değil. Lakin halkı da anlayabiliyorum açıkçası. Yani senin orada evin yanıyor, ocağın yanıyor, iş yerin yanıyor, ormanlar yanıyor. Belki yakınların zarar gördü. Adam orada gelip şey diyor. Evet yangınlar söndürülüyor şu an. Ha söndürüldü, ha söndürülecek. Her şey çok iyi. Arka taraf vuv, yanıyor böyle. Bir tane vatandaş bas bas bağırıyor. Videosunu bulursam gösteririm. Doğruyu gösterin. Biz burada ölüyoruz diyor. Doğruyu gösterin diyor. Telegram'daydı sanırım. Neyse. Ancak üst kurulumuz tarafından yapılan denetimlerde maalesef ki birçok yayıncı kuruluşun bu konuda gereken hassasiyeti göstermediği, kamuoyunda korku ve endişe uyandıracak şekilde haberlerin aktarıldığı. Çünkü yangın korku ve endişe uyandırır. Çünkü yangın korkulacak ve endişe edilecek bir şeydir. Olayın kendisi korkunç. Söndürürsen eğer kimse korkmaz, endişe etmez. Yangın var olduğu sürece korkulacak bir şeydir. Yani yangını nasıl göster... Ya bu baya yangını gösterme diyor. Ya da işte biz söndürdüysek... evet bakın burası söndürüldü. Söndürülen yerler diyor. Orayı göster diyor. Sahadan yapılan devamlı canlı yayınların halkın ve yangın söndürme ekiplerinin motivasyonunu kıracak şekilde olduğu görülmektedir. Sahadan canlı yayın yapmayın oradaki milletin halini göstermeyin. Gösterince diyor çünkü yani motivasyonu kırmayı geç Twitter'da daha fazla eşlik Erdoğan istifa tweet'i e atılıyor diyor. Yani bak arkadaşlar çok açık bir şekilde yazıyor. Tam yakalayamamış mı? Dur pardon hemen hallediyorum onu. Hemen bir tane şunu bir fix'leyeyim. Böyle devam edelim. Oke. Okay. Diyor, ki, oradan canlı yayın yapmayın. Milletin halini göstermeyin. Yanan ormanların halini göstermeyin diyor. 130 farklı noktada çıkan yangınlar acil müdahale ekipleri tarafından başarıyla söndürülmüşken buraları hiç görmek sizin Sadece yanan alanların ısrarla ekranlara taşınması kaos davası beklentisinde olan çevrelerin istediği yönde bir yayıncılıktır. Diyor söneni göster diyor, yananı göster mi? Arkadaşlar şu son tweet olayını bir bırakır mısınız? Lütfen rica ediyorum. E, bugün itibariyle Rütük uzmanları tarafından ceza yaptırma esas oluşturulması amacıyla raporlama çalışılmasına başlanılmıştır. Bu minvalde orman yangınları ile ilgili yapılan yayınların 6112 sayılı kanunda yer alan yayın ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi tereddütler halinde izleme ve değerlendirme dairesi başkanlığı ile temasta olunması son derece önemlidir. Aksi takdirde söz konusu yayın ilkeleri hiçe sayan medya hizmet sağlayıcılarına en ağır müeyyidelerin uygulanması kaçılması hale gelecektir. Yani diyor ki kardeşim oradaki olanları canlı canlı göstermeyeceksin. Biz ne istersek onu göstereceksin. Sönen yerleri göstereceksin. Yangın söndürüldü diyeceksin. Yoksa size böyle böyle bir ceza veririz. Haberiniz olsun diyor. Rütük bunu söylüyor. Televizyonun geldiği hal zaten hepinizin gözleri önünde. Zaten birkaç kanal gösteriyordu. Muhtemelen bu uyarıyla onlar da artık gösterememeye başlayacak. Televizyon dediğiniz şey budur arkadaşlar. Ee, ondan sonra Rütük e, üst kurulu üyesi İlhan Taşçı bir açıklama yaptı. Dedi ki bununla bitmiyor. Bu açıklamayla değil diyor. Şu chat'i sub modu aldıracaksınız arkadaşlar. Şu tweet'e bak olayını bir geçin. Allah rızası için bakarım. konuşuruz. Tamam sal. Başka bir şey konuşuyoruz şu an. Ee, İlhan Taşçı Bey diyor ki ciğerlerimiz yanarken Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin özel hat üzerinden televizyon yöneticilerini tehdit etti. Bakın bunu diyen Rütük üst kurul üyesi. Ebu Bekir Şahin diyor Rütük Başkanı özel hat üzerinden televizyon yöneticilerini tehdit etti. Şahin gönderdiği mesajda televizyon yöneticilerine yangınları göstermeyin yoksa size en ağır cezayı veririm diye tehdit savunuyor diyor. Böyle de bir açıklama yapmış. Rütü'nün söylediği bu. Yani televizyon televizyon kötü kaka diye bu yüzden söylüyorum. Televizyonların hali budur. Bundan önce zaten çok az görebiliyordunuz. Zaten çoğu televizyon kanalı buna uygun hareket ediyordu. Artık bundan sonra bu tehditlerden sonra ki bu bir tehdittir. Yani halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlıyor. Bu anayasaya da aykırı baktığın zaman. Hani çünkü belli bir kalıba sokmaya çalışıyorsun sen. Onu gösterme, bunu göster, onu gösterme, bunu göster diye. Ki yani şeye gerek yok. Bu arada bunun kanıtı var mı? Tamam bunu yapmamış olsun. Bu bile yeterli. Haklısınız. Tamam hadi diyelim o kanıtlı değil. Bu bile yeterli. Çok bariz ne anlattı. Rütün ilk defa bir uygulamasıyla karşılaşmıyoruz yani. Bak karşımızda resmi açıklama duruyor. Eee... Halimiz bu arkadaşlar. Geçmiş olsun. Televizyonda budur. Rütükte budur. Haklarımız kısıtlanıyor. Bizim dediğim gibi haber alma anayasal olan anayasal hakkımız olan haber alma özgürlüğümüz kısıtlanıyor. Bunu yapan da Radyo Televizyon Üst Kurulu'dur. Salak yerine koyulmaya çalışıyoruz. Allah buralara erişimi olmayanlara kolaylık versin. Yani biz en azından buradan haberimiz oluyor, konuşuyoruz, paylaşıyoruz, bir şey yapıyoruz. Rütü'ye de e, bir şeyleri kesme biçme konusunda başarılar dilerim. Çünkü biliyorsunuz ya ben geçen bir televizyonda bir nerede geçti Nide'ye gittim annem gelin yanına orada televizyon açıyorlar izliyorlar falan ben de bakıyorum öyle. Film var film lan bir şey ne var arada bilmiyorum ama kesilmiş. Devam ediyor tık, yine kesilmiş 10 saniye sonra devam ediyor tık, yine kesilmiş falan. <laughs> parça parça artık ama bu halkımızın zekasını geliştirmek adına yapılan bir şey yanlış bilmiyorsam. işte filmin bir kısmını izletiyor, gerisini sen tahmin ediyorsun. O tabloyu birleştirmeye çalışıyorsun. Bir puzzle gibi düşün. Bu açıklamayı Gobes yapmıştır kesin. Köy yanarken. <laughs> evet. Tarıyor, tarıyor. Evet şimdi rütb kurallarını çiğneyeceğiz arkadaşlar hazırsanız. Canlar yanıyor, yangının ortasında kalan hayvanların çığlıkları. Normalde böyle şeyleri insanlar et kötü etkilenmesin diye izletmem. Ama durumun ne kadar kötü olduğunu anlayın. Ve gerçekten hala vicdanınız sızlamıyorsa, hala bazı şeyleri destekleyebiliyorsanız o vicdanınız bir sızlasın diye bunu Bu süreç içerisinde olan olayları bir köşede tutun üzerine de bunu izleyin artık aklınız vicdanınız size ne diyorsa siz de onu deyin arkadaşlar üzerine diyecek bir şeyim yok. Sayın Bakan çıkıp demişti ya burada can kaybımız yok. Ay can kaybımız yokmuş. Çünkü can bir insanda var. Bir biz canlıyız zaten geriye kalan oradaki kuş, börtü, böcek. Ne bileyim hayvanlar can değil onlar ölünce ölmüş sayılmıyorlar çünkü oradaki ekosistem yok olunca bir şey ölmüş sayılmıyor. Böyle. Arkadaşlar haberiniz ola. Rütük. Allah'tan burada yoklar. Gelirlerse de ya, her ay bir para cezası yeriz artık. Onu da ödersiniz vallahi söyleyeyim. <laughs> İnşallah ödersiniz.